Türkiye'deki ihtiyaçlarla doğru şekilde anlaşılmamış. Piyasada çok konuşuluyor ama tam olarak üzerine ne deniyor, yu anlayamadığımız bir konuda muhabbet açmak istiyorum. Şu liderlik mevzusu. Oo. Sence Türkiye'de öteki ülkelere oranla daha fazla liderliğe yatkınlık var mıdır? Mesela bu bizim kendi aramızdaki küçük gazımız mı? Bence toplumun lidere yatkınlığı var. Sevgili ve güzel Sinan Canan, nasılsınız efendim? <laughs> çok şükür. Kırmızı arka planınla beraber, ben de kırmızı arka planınla bugün. beraber. Valla bugün şey olayın testosteronlu bölümü bende. Sert gireceğim, Sertdir arkaya ya. kırmızıyı yaktık. Ee, Sen ponçik ponçik oradan toparlarsın. İşte ben böyle liberal taraftan hani mevzuyu toplamaya çalışarak. Liberal para... <laughs> derken öyle gevşek gevşek hareketler. <laughs> <Çok> liberal <laughs> kardeşlerimiz çok alınacak <laughs> bak şimdi. Evet sert liberal. Sevgili hocam bugün yine çevirisini yapabildiğimiz ama bence güzel Türkçeleşmemiş bir konuyu konuşmak istiyorum. Türkiye'deki ihtiyaçlarla doğru şekilde anlaşılmamış. Piyasada çok konuşuluyor ama tam olarak üzerine ne deniyor yu anlayamadığımız bir konuda muhabbet açmak istiyorum. Şu liderlik mevzusu. Oo. Oh. Hani bunu daha ağırlıklı eğitimlerin ya da sohbetlerin içerisinde bu kurumsal eğitimler formatında çok konuşuluyor insanların böyle hani beyaz yaka işte kurumsal iletişim vesaire tarafında çok konuşuluyor. Ama topluma yaygın bakıyorum bir sayıda insanın hani bunu tanımı biçimi yapısı ile alakalı sorunu var ya da doğru tarif edememe derdi var. Ee, siz de Sesil Pir'le ile beraber bunun kitabını yazdınız İnsan Odaklı Liderlik diye. Ee, bu liderlik meselesini Birazcık Türkiye'den bakarak bize has kavramlarla bir elden düzgün bir şekilde geçirelim, anlamaya çalışalım. Çünkü az sonra sohbetin içerisine daha detaylarını veririm. Bir yandan da çok ihtiyaç duyduğumuzu düşünüyorum. Ama doğru tarif edemeyince hayatımıza doğru da yerleştiremiyormuşuz gibi görünüyor. O zaman ilk kült soruyla başlıyorum. Liderlik nedir? Liderlik nedir? Önce Can sonra Canan ya. Ha. Mesela Lider deyince senin aklına geliyor ya da liderlik deyince. Mesela aniden sokakta sokak röportajı işte aha Mustafa Bey sizce liderlik nedir dese mesela nasıl bir cevap verirsin jenerik olarak? Ee, benim masadaki kullandığım tanımım kafamdaki oturduğu yer yönetim yapı olarak ikiye ayrılıyor. Ee, bir işin kendisini yönetmek. Bunun için birkaç tane kriter var işi kendisini yönetmede. Bütün bakacaksın, amacı belirleyeceksin, stratejin olacak, kategorik ayrımların olacak ve ölçülebilir hale getireceksin. İşi yönetmek bu demek. İşi yönetmenin haricinde bu işi yapabilmek için de insan ilişkilerini yönetmeye gerek var. İşi yönetmek bu kadar basitken insan ilişkilerini yönetmek ben öyle iddia ediyorum. 4 yıllık yüz, lisans eğitimi gerektiriyor bence yani o başka komplikasyonlar barındırıyor. Önce liderlik kavramının burada değil burada yeri olduğunu biliyorum. Yani insan ilişkilerini yönetme ile alakalı bir süreç. Ben tarif edecek olsan masada şey diye tarif ederim. Sistemin ihtiyaçlarının dışında, sistemin içerisindeki bireylerin yani kendi çalıştığın, birlikte çalıştığın ekibin olası nitelikli potansiyellerini destekleyen yönetici. Yani liderlik bunu desteklemeye konsantre olmak. Onun bireysel haklarını ya da pozisyonlu kazançlarını ekibinin kendi kazançlarını tutarlı nitelikli bir şekilde, kontrollü bir şekilde devamlılığını sağlamak. Lider dedi birinin yönetici olmaktan lider olmaya geçişindeki ana vasfı bu. Sistemin küçük çıkarları yerine Bireyin büyük çıkarlarını gözeten, onun potansiyelini, onun niteliğini gözeten insana lider derim. Sahada da öyle görüyorum. Sokak röportajcısı kaçtı şu anda, tanım çok uzun. <laughs> Ama yani niye kafa... kaçtı? Kafası mı karıştı, kaçtı? Aa, ne? Uzun oldu ya. Ha. Şimdi, mesela yani lider, işte öncülük eden, yol gösteren, engelleri aşan, işte senin göremediğini sana gösteren böyle bir kafası var ya. Ha. Evet. Şimdi ben açık beyni kurduğumuz zaman ya merhaba biz eğitim veriyoruz dediğimizde hemen hemen bize ilk eğitim almak için başvuran kurumların ki nasıl büyük bankalar falan da var. Yani getirdiği ilk üç başlıktan bir tanesi biz liderlik eğitimi almak istiyoruz. <laughs> ben de diyorum ki ben vermiyorum liderlik eğitimi. Çünkü yani ne olduğunu da bilmiyorum konuyla da hiç ilgilenmemişim falan. Sonra o kadar çok isteniyor ki merak ettim. Dedim ya bu insanlar ülkemi fethedecek, ordumu yönetiyorlar. Nedir bu durum ya? Yani? Bu liderlik aşkı nereden geliyor? Tamam şeyi anlayabiliyorum. Hani takımla çalışmaları gerekiyor. Biraz büyük işlerle uğraşıyorlar falan ama. Abi biz Türk'üz. Biz her akşam uyumadan öncesinde ülke yönetimiyle alakalı hayaller kurarak. Aynen yapıyoruz. öyle. Hepimiz cumhurbaşkanıyız. Neticede yani bir şeyin net olarak becerilemediğini, belli eğitimler alsam bile onun yapılamadığını ben erken dönemde gördüm. Sonra ben kendim verdim bu işi. Çalıştım biraz yani işte eğitimler aldım. Kitaplar okudum falan filan. Bildiğin dehşete düştüm bu arada. Yani çünkü ben bütün her şey biyolog ve işte evrimsel nörobiyoloji bakış açısıyla bakarım ya. Yani bildiğin alfa kurtun, işte kraliçe arının, onun bunun hepsinin yapabildiği bir şeyi insan nasıl becersinin tariflerinden oluşuyor liderlik. Yani aslında kitle manipülasyonu. Aslında akıl çelme. Aslında ne bileyim işte boş kaza getirme. Ee, i̇nsanlarla beraber bir şey yaparken o insanların ne olduğu ya da liderin bir insan olarak ihtiyaçlarının ne olduğu hiç yok. Neredeyse hiç yok. Ee, devamlı böyle gelişmesi, mekanize bir şekilde yağlanması ve cilalanması, devamlı daha yüksek performansla iş görmesi gereken bir garip sistem var. Dedim ben bu topa gireyim. Yani buraya ile ilgili birinin bir şey anlatması lazım. Ee, birkaç tane böyle Evrimsel liderlik diyebileceğim. Başta öyle değildi ama. Öyle birkaç şey anlattım. Bir, bir iki sene sonra işte Sesil geldi bir gün. Ben Sesil'e benim o meşhur artık bizim açık beyin takipçilerinin çok iyi bildiği niyet, gayret, cesaret, işte basiret, feraset falan filan diye giden hikayeyi anlatmıştım. Sesil de bu arada hani Avrupa'da falan bu işleri çok yapan, liderlik eğitimlerini çok veren uluslararası kuruşlarda çalışmış bir arkadaşımız. Meşrep olarak da böyle Anadolu'lu bir zihni olduğu için çok bayıldı bu hikaye. Gitti. Neyse uzun hikaye. Zaten daha önce bunu konuştuk. Bir sene, iki sene çalıştığı üzerine işte Stanford'dan bir ekiple falan filan. En son Human Centered Leadership diye bir modele dönüştü bu. Biz de bunu Türkiye'de işte bir kitabını yazmıştık o dönem. Şimdi mesela o kitabı çalışırken ve ondan sonrasında benim liderlik tanımım biraz değişti. Şu kısaca, zihnen ve duygusal olarak seni aşan bir hedefe kitlenmiş, zihnen ve duygusal olarak orada olan ve kendisini açtığı için bu hedef, diğer insanlarla beraber oraya nasıl yürüneceğini bilen insana lider diyorum ben. Şimdi zihne ve duygusu olarak bir yerdesin. O yer farklı bir yer. Yani şu andaki gerçeklikten farklı unsurlar taşıyor. Oraya tek başına gidemezsin. Ne yaparsan yap başkalarının yardımına ihtiyaç duyacaksın. Başkaları deyince de yani 10 kişi olsa, 10, 100 kişi olsa 100 tane farklı dünyayla yürüyorsun demektir. Bu dünyalarla beraber oraya nasıl gideceğini bilen, işte sen buna strateji adımlama bilmem ne falan diyorsun. Onu bilen insana aslında lider deniyor. Bizim kitabın da yüzden alt başlığı şey oldu işte bu çalışırken çıkmış bir şeyden, yani önceden düşündüğümüz bir şey değil. Olmadığın yere götüremezsin. Önce zihnen orada olacaksın. Şimdi birçok insan, bunun için mesela ben de arada kendimi dahil görüyorum. Çok heyecanla bir şeyler yapıyoruz. Etrafımıza bir takım insanlar toplanıyor ve belli bir süre bizimle beraber geliyorlar. Fakat yine benim gibi insanlar sıklıkla o kadar yaptıkları işe gömülüyorlar ki, o kadar hani gözlerini karartıyorlar ki o konuyla ilgili. Yanlarındaki insanlar onlara gelmeden önce nasıldı? Onlarla buluştuktan sonra nasıl ve onlarla ilerlerken ne hale geliyorlar onu çok göremeyebiliyorlar. Onların en iyi potansiyellerini ya da en iyi imkanlarını kullanmaktansa onlara onlardan yüksek performansla istifade etmek yerine kazara giderken yolun şartlarına uyumlanmalarını bekliyorlar. Onlara yeterince yol göstermeyebiliyorlar, mentorluk veremeyebiliyorlar ya da kafalarındaki, zihinlerindeki, duygularındaki vizyonu oraya net, hikayeyi net aktaramayabiliyorlar. Bunun da temel nedeni olarak ben şey fark ettim. İnsanı bilmiyoruz biz çünkü. Yani insanın temel ihtiyaçlarını bilmiyoruz. Öncelikle kendi ihtiyaçlarımızı bilmiyoruz. Mesela birçok insan senelerce başarılı, işte iş dünyasında güzel işler yapıyor, parasını kazanıyor, işte evleniyor, barklanıyor, çoluk çocuk yapıyor. Belki onu da yapmıyor işte gayet güzel bir aşk hayatı var. Belki meşhur, belki bilmem ne. Fakat sabahları yataktan zor kalkıyor mesela sürünüyor bir sıkıntı var. İçsel olarak bunlar ona yetmiyor. Çünkü insan bunlarla yaşayan bir varlık değil. Birisi sonra zamanda öğretmemiş bunu. Ya da böyle bir bilgiyi unutmuş arada koştururken. Ya da mesela birçok insana çok iyi paralar veriyorsun, çok iyi bilmem ne yapıyorsun. Ya yolsuzluk yapıyor, sana ihanet ediyor, seni terk ediyor. Ya böyle ay aidiyet hiç yok, sıkkın bıkkın iş yapıyor falan. Diyorsun ki ne oluyor, ben daha ne yapacağım bunlara? Mesela o insanın bir şeye ait olmak için gereken dinamiklerini bilmediğinde bütün motivasyonu para zannedebiliyorsun. Bütün motivasyonu sosyal sigorta zannedebiliyorsun. Mesela böyle ilerleyebiliyor Dolayısıyla insan liderlik hikayesinde biz bunu yapmaya çalıştık. Yani insanın ihtiyaçlarını, önce kendi ihtiyaçlarını, sonra birlikte çalışacağı insanların, çalıştığı insanların temel evrimsel geçmişlerinden gelen özelliklerini anlayarak başlamak. Çok faydalı oluyor. Mesela ya benim en fazla yurt dışındaki konuşmalarda gördüğüm aidiyet ve güven konusuydu. Ondan güven konusuna döndük bir baktık. Tamamen biyolojik bir mesele. Yani güvende olmak bütün canlıların isteği. İnsanın da en temel varoluşsal isteklerinden bir tanesi. Hele ki kriz durumlarında, sarsıntılarda, işte böyle belirsizliklerde falan filan, Covid'de. Yani güvende olma isteği insanların performansını çok arttırıyor. Yani güvende olma hali. Fakat çoğu kişi bunu mesela belli maddi olanaklarla ya da işte belli imtiyazlarla falan sağladığını düşünüyor ama zemin çatırdadığı zaman o güven darmadan alıyor. Öte yandan şey aklıma gelmişti işte kitabı yazarken. Ben mesela en fazla kime güveniyorum tamam mı? Düşündüm düşündüm annemi buldum. Yani şimdi annem dünyanın en güçlü insanı değil, en muktedir insanı değil, en böyle e, bilge lafları eden insanı değil. Neden ona güveniyorum acaba dediğinde çok net bir şey çıkıyor ortaya. Benim için her hal ve şartta her türlü fedakarlığı yapacağını bildiğim tek insan o. Yani hiçbir sınırı yok bu işte. Aa dolayısıyla bakıyorsun işte biyolojideki altruizm hikayelerinde de aynısı vardır. Bir canlı diğer için fedakarlık yaptığında öbür canlı onun için daha fazla fedakarlık yapıp ona güveniyor. Dolayısıyla bunlar beraber takılmaya başlıyorlar. Aa, fedakarlık güvenmiş mesela bunu fark ediyorsun ve liderin fedakarlıkmış gibi yaptığı şeylerin gerçekten fedakarlığa dönüşmesi gerektiğini ona anlatman gerekiyor. Çünkü bu fake edilebilmeye çalışılıyor. Yani sahtesini yapamıyorsun ama gibi yapıyorsun Burada aslında. bir de tersten bakmak istiyorum. Tersten bakma derken evrimsel olarak da bakmak istiyorum. Şöyle bir durum var. Sen 100 kişi, 1000 kişi ya da 10.000 kişiyi bir araya topluyorsun. Ve bunun bir sistem olduğu ile alakalı bir hikaye oluşturuyorsun. Buna ülke diyebiliriz, kavim diyebiliriz. Savaşa giden bir ordu diyebiliriz ya da bir şey. Buradaki sen örnek kolay olsun diye 100 kişi üzerinden ilerleyelim. E, ve 100 kişiyle bir devlet kuruyorsun. Ya da bir ortak uzlaşma kuruyorsun. Bunun adı kabile olsun. Bu uzlaşma uzlaştığın şeyi sembolik olarak biz bir insana atamaya zihinsel olarak yatkınız. Şimdi o yüzden koca koca demokrasiden bilmem neden bahseden ülkeler krallıkla yönetiliyor. Yani kralı hala oradan onun sembol olma karakterini oradan kaldıracak kadar teknik olarak işlevi olduğu için değil. Sembolik bir ihtiyaçta anlamı olduğu için değeri olduğu için orada tutmak zorunda bırakıyorlar. Ya ciddi sayıda ülke krallıkla yönetiliyor yani ya da böyle bir sembolik. Haha ha, böyle bir sembolik anlamı var işte Belçika'sı bilmem nesi falan. Osmanlı'da da böyleydi. Aslında padişah devleti kendiydi. Yani şimdi mesela bunu anlamak çok zor oluyor ya bizim zihnimizde. ya yani biz devlet deyince soyut mekanizma algılıyoruz. Yok yok. Yani orada bir insan devletin kendiydi. O yüzden mesela orası hiç boş bırakılamazdı. Hani o gelince hemen öteksi gelecek falan. Yani tüm dünyada da böyle bir şeyde. Çünkü hani devletin varlığını boşa bırakmak gibi. Şimdi farkında olmadan bir de böyle tersten bir beklenti var. Yani biz burada bir 10 kişiyiz, 12 kişiyiz 12 kişilik bir amaç için birlik. Bir amacımız var. Şirketin içerisinde bir projeyi yapıyoruz ya da birlikte bir arge yapıyoruz, çalışıyoruz. Bu sembolik olarak bu 12 kişi birbiri arasındaki organizasyonu netleyebilmesi için birine bu soyut kavramı, bu soyut nesnelleştirmek için birine bu, bu soyut kavramı atıyor. Direksiyonu, dümeni biri tutacak. Tutay, bu sadece direksiyon tutma değil de yani aslında üzerinde öyle bir sembolü var yani. Bu, buradaki soyut üzerine konuşamadığımız şeyleri şeylerin Hayır. sembolü benim. Onun altında birleşiyorsun. Yani. evet. O bir neden oluyor. Sana. Aynen öyle. O bir neden oluyor. Halbuki işte o da birçok olduğu gibi çok öyle önemli niteliklere sahip biri de değil. Bazen hani dünyada sıklıkla olmuş bu arada. Ya koyun kimi koyarsanız koyun da şuraya yani hani altında birleşelim gibi bir durum da var yani. Adamdan bir liderlik beklentisi de yok. Yani Charles taç giyecekti. Ben o sırada İngiltere'deydim. Ortalık birbirine giriyordu ya. İşte Kraliçe rahmetli olmuş diyeni. Hiçbir fonksiyonu yok bakarsan. Evet. Ama toplumun ona atadığı değer işte o sembolik yapıyla evet. alakalı da. Şimdi mesela gelişmiş ülkelerin birçoğu bu tip sistemlerden geçemiyorlar. Yani sanki bir böyle monarşik bir lider yönetiyormuş görüntüsü hala var ama arka planda başka bir şey oluyor. Mesela buraya baktığın zaman bu toplumları gelişmiş yapan şey ne? Hemen yani krallığı attım yerine demokrasi koydum, padişahı kovdum yerine demokrasi koydum da olmuyor bu iş. Başka bir şey var. Mesela ben oraya da bakarak hayvanlar aleminde gördüğüm liderliklerin hepsinin krallıkla aynı şey olduğunu görüyorsun. Mesela o alfa kurt Allah muhafaza başına bir şey gelecek olursak Evet evet Avcı toplayıcı ve eski medeniyet dönemlerinde yani insan medenileştikten sonra da devlet başının, o hakikaten insanın başı kadar önemli olduğu, o baş için nice başların kesildiği dönemlerde sistem böyleydi. Devlet hakikaten o kişiydi. Ama sonra işte üretim araçları çeşitleniyor, işte bizim bilgimiz artıyor, bir şeyler oluyor, toplum katmanları ayrılıyor falan ya. İnsanın bunu yapabilmesini sağlayan bir özelliği var, diğer hayvanlarda yok. İnsan olarak liderlikte benim en uzun anlatmaya çalıştığım şey bu. Şimdi liderlik bir kurumda birine verdiğimiz bir şey değil mi? Ya da bir devletin başındaki insana verdiğimiz bir şey. Fakat biz sinemaya giderken de aramızdan bir lider seçiyoruz. Yemeğe giderken de ekipte bir lider seçiyoruz. Yemeğe giderken seçtiğimiz yemek konusunda iyi olan oluyor. Sinemaya giderken baktığımız adam sinemayı iyi bilen tip oluyor. Yani hayatın her yerinde her birimiz farklı anlarda böyle geçici liderlikler zaten üstleniyoruz. Bu işte mikro inisiyatifler diyelim. Hayatımızın bir yerine biz o işte... Yani yatırım yaptığımız için, ödev yaptığımız için biliyoruz orayı. Orada biz bir şey yaparken mesela o hangi sinema salonu iyidir, hangisinin popcornu daha güzeldir, işte kimin koltuğu gıcırdamaz bilmem ne gibi bilgiler bizde olduğu için oraya nasıl gideceğimizi bildiğimiz için yanımızda insanları alıp oraya götürebiliyoruz. Ben gelişmiş ülkelerde şunu gördüm. İlk gittiğimde 98'de Danimarka'da bir otobüs turu yapıyorduk. Şerici var ya bu çift katlı ha, ha, ha. Orada gezerken... Parlamento binasının geçiyoruz dediler. Ben tabii standart bir Türk olarak kaç milletvekili var dedim. Dedi ki bilmiyorum. Ondan sonra yanında şoför Danimarkalı orada. Ona sordum. Dedi ben de bilmiyorum. Dedim niye nasıl bilmiyorsunuz yani burası sizin parlamentosunuz. Niye bilelim ki dedi onlar işini yapıyor. Biz işimizi yapıyoruz dedi. Ben böyle bir boşluğa düştüm. Tamam Şimdi biz de o zaman Genelkurmay Başkanı yardımcısının karısının ismini bilmek zorundaydık. Yani o dönemler öyleydi. <laughs> Onlar bizim ülkedeki en meşhur, en önemli insanlardı. Bunlar için hiçbir önemi yok. Ben mesela belki 150 tane milletvekilinin ismini biliyordum o zaman. Her gün televizyonda falan olduğu için işte 98'li şartlarını düşündüm. De. Sonra mesela orada laboratuvara gidiyorum. Orada göçmen işte idaresine pasaport işleri için gidiyorum. Orada bir hayvan başına gidiyoruz, orada başka bir yere gidiyoruz. Ya herkes o kadar otonom çalışıyor ki, herkes bulunduğu yerin o kadar tatlış olarak liderliğini ele almış ki. Bize hiç kimse yukarı bakmıyor. Ee, bana bir şey desinler de yapayım modu neredeyse hiç gördüğüm bir şey değil. İlginçtir, çalıştığım laboratuvarın içerisinde teknisyenlerin olduğu bir bölüm var. Hocalar giremiyor oraya. Yani giremiyor derken dikenli tel çekmemiş herif ama müsaade istiyorlar. Çünkü orası onların iktidar alanı. Teknik bir soru oldu mu? Ondan yardım isteyecekler çünkü. Orayı özerk bırakmalar lazım. Hakikaten bizim hensiyon de o şeyin başındaydı. E, teknisyenlerin başında. Kural gibi bir herif. Çok tatlı bir herif ama yapın çekin, kabloyu takın falan emirler yağdırıyor koca koca profesörlere falan orada çalışan akademik tayfaya. Şimdi böyle baktığın zaman insan diğerlerinin yapamadığı bir şey yapıyor. Hayatın her alanında her katmanında geçici liderlik pozisyonları alıyor ve bu aşırı gelişmiş sosyal beyninin doğal bir özelliği. Yani ben eve gittiğim zaman işte anam babamın evine gittiğim zaman olan çocuğuyum. Kendi evime geldiğim babasıyım. Apartman toplantısı, apartman sakiniyim. Mahallede gezerken mahalle ekibinden biriyim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Kemiksiz Kuşbaşı Sevenler Derneği'nin üyesiyim, bir şeyim, bir şeyim. Bunların hiçbirini birbirle karıştırmıyorum yani. İşte patronluk yaparken... Derneği tam anlayamadım biraz <laughs> Bu ta bizim üniversiteden kalma bir fantazimiz, Kemiksiz Kuşbaşı Sevenler Derneği. <laughs> bir gün kurarsanız arkadaşlar ben üşeniyorum. Benim ağrıyor ama üyesi olurum. Çünkü ben de severim Kemiksiz Kuşbaşı. Ama uzaktan dinleyince zoolojiyle ilgiliymiş gibi geliyor. Değil mi? <laughs> Bütün bu rolleri tek beyin taşıyor. Şimdi böyle olunca belki eskiden insan bu bilişsel e, ya da nasıl diyelim medeni sıçramasını yaşamadan önce bir baş ve diğerleri mantığı çalışırdı. Bu dönemde niye bu da bu kadar ihtiyaç duyduk? Niye arttı bu ihtiyaç? Abi kapasitemiz yükseldi. Opsiyonlarımız, imkanlarımız arttı. Seçeneklerimiz çok. Ne tip iş yapıyor olursan ol. Mesela ister banka yöneticiler, ister bir şirket yönet, ister çok uluslu bilmem ne, ister küçük bir tane emlakçı olsun yani hiç fark etmiyor. İnsanlarla beraber bir iş yaptığın zaman artık çok fazla katmanı var. Tek bizim açık beyinde düşünen, yani, tek başına bunların hepsini yönetebilmen çok zor yaptığın işler arasında Dolayısıyla Ne olacak? Aradaki tüm insanlar yaptıkları işin çerçevesinde inisiyatif alabilir, bir güven ortamında bulunacaklar. Esas baştaki liderin görevi bunu test edebilmek. Ve bakıyorsun Mesela bana tutup şey anlattırıyorlardı, standart bir anlattırmaya çalışıyorlar, standart liderlik eğitimleri. Genellikle de o işte beyaz ya da mavi yaka tayfasında böyle bir şey anlatacak. Sen git ona bizim patronu anlat falan oluyorlardı tamam mı? Çünkü o yapsın ben öyle yapacağım. Bir tabiyet ilişkisi var. Halbuki esas olması gereken oradaki her bir insanın kademesi ne olursa olsun ailedeki çocuk buna dahil. Yani sadece çalışandan falan bahsetmiyorum. Her kademedeki insanın kendi liderlik potansiyelini ve görevini bir kere bilmesi ve nasıl bir yapının içinde olması gerektiğini zihninde, gönlünde güzelce çizebilmesi gerekiyor. Mesela lider de hangi düzeyde liderlik yapıyor olursa olsun etrafındaki bir ya da daha fazla insana o gerekli şartları sağlamak, o güveni vermek ve onlarla beraber ilerlemenin yollarını araştırmakla yükümlü. Liderlik derin bir araştırmacılık aslında. Yani çok derin bir araştırma konusu. Her günü, her gün sabah kalktığında sen başkasın, o insanlar başka. Ve dünyadaki benzersiz 5-10 kişiyle beraber takılıyorsun işte neyse. Onlardan bir tane daha yok. Dolayısıyla devamlı arama sorma. İşte bu iş yerindeki parasal performanslarının ya da kart basma performans, mesai performanslarının çok ötesinde bir yaşamları var. Çocuğu var, derdi var, hastalığı var, özlediği biri hayalleri var, var, hayalleri var, ana babası var, öz değersizlikleri ya da öz yargıları var. Bir sürü hikaye var mesela bunlar lideri çok sohbet muhabbet yapan bir adam pozisyonuna gelmeye zorluyor artık. Çünkü bunlar insan performansını oradan etkiliyor. Fakat bu da hani böyle baş edilemez bir şey gibi gözükmesin. Yani bizim kültürümüzde çok rahat olan bir şey. Yeter ki kültürel değerleri unutma. Yani insanlara selam vermek, hal hatır sormak, işte o sabah 10, akşam 5 çayıdır neyse ne yapıyorsan o buluşmalarda. Oralarda gerçekten gözünün içine bakarak o insanların merak et. Ve kadim öğretileri hatırlayın. Yani her insan bir zübdeyi alemdir, özeldir, önemlidir hikayesini. Yani sahteleştirmeden, taklit etmeye çalışmadan, içselleştirerek yaşa. Zaten savunduğum bir şey olmaya başladı 3-5 senedir bu açık beynindeki tecrübemde. Bir insana insan da olmayan bir yetkinliği öğretemezsin. İnsana sadece ondaki yetkinliği hatırlatabilirsin. O da niyet ederse yetkinliği açar. Bu onun yeni kabiliyeti haline gelir. Ama bu zaten insanda var olan bir şey. Biz mesela aileyi böyle kuruyoruz, dostlukları böyle kuruyoruz. Ee, ne bileyim... Hani uzun seyahatleri, birlikte uzun yolculukları... Hem... Fiziksel olarak hem ömür anlamında yani işte birliktelikleri böyle kuruyoruz insanlarla. Ee, yapay olarak kurulmuş şirketlerde, yapay olarak konmuş kurallarla... Hayvanlar alemindeki alfa kurtlardan örnek alınmış bir paradigmanın... Çok bir yere gitmeyeceğini ben çok gördüm. O yüzden... Merkeze insanı koyuyorsan önce insanı konuşacaksın. Mesela benim liderlikten anladığım bu. Önce insanı bileceğiz. Tabii önce de kendimizi bileceğiz yani her şeyden. <laughs> e, güzel bir özet oldu. Ee, evet. Bunu yani, hiç böyle yani. der tutma anlatmamış olabilirim ama. Ya, bu konu beni şeyden heyecanlandırıyor. Şeyi seviyorum ya ben. Var olan böyle çok standart oturmuş kavramları öyle değil arkadaş diye konuşmaya başlamak çok hoşuma gidiyor. Çünkü gerçekten öyle değil. Mesela leadership ya da işte önderlik Önde bodoslama götünün keyfine giden adam değil o yani. Devamlı gözü arkada. Yani devamlı arkada beraber el ele yan yana hadi falan bir takım ruhu öyle bir şeyle yürüyebilen bir insan da bu bazında doğal olarak var. Buna bir şey öğretmene gerek yok. Zaten bu liderlik yetenekleri yüksek. Ama bazısı yazık yavrum ona belletilenler o kadar saçma sapan şeyler ki öyle kötü öz yargılar yüklenmiş ki kendisiyle ilgili. Devam böyle bir güvensizlik, devam böyle kazıklayacaklar, işte arkamdan iş çevirecekler, kesin benim dedikodumu yapıyorlar. Şimdi böyle bir insanın yani başka insanları birlikte bir yere götürebilmesi çok zor. Tabii çoğu kişi diyebilir yani bunun eğitimini vereceğine temizini alalım. Yani bunun hazır yok mu? Hazır elbette var ama oranı çok düşük. Bence insan yani çok ağır bir fotoğrafı olmadıktan sonra ben bunu yaşadım kendim. Bu konuları fark edip harekete geçtiğinde işte niyet, gayret ve cesaret ettiğinde birçok şeyi düzeltebiliyor. Bunun canlı birkaç örneğini de tanıyorum. Yani hakikaten hiçbir böyle bu konuda yetkinliği olmadığını düşünen, ama sonra ya bir dakika bu iş o kadar da zor değil. Zira bu hayal, bu yol çok önemli. Buraya işte gitmemiz lazım. Dolayısıyla ben şunu 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 çantama yetenek olarak tekrar koyayım diyen insanların. Ben bunu becerdim çok ee, Az önceki e, tanım çok güzel olduğunu düşünüyorum. Yani o hep beraber olma haline, geriye dönüp bakabilen, onlarla hemhal olan, giden halin içerisinde. Bir de bir şey daha eklemek istiyorum. O hep beraber olduğu insan grubunda sembolik olarak aslında ne anlama geldiğini de fark eden, tanımlayan, o grubun birlikte olmasını e, sağlayan, o soyut motivasyonun onun üzerinde biriktirdiğini bilen, bunu güzel tarif eden, bunun içerisinde doğru şekilde yerleşen biri de. Bu bazen bir aile aileyi liderlik yapıyor olsak da orada da geçerli. Bunu illa business düşünmek zorunda değiliz. Hani o aile kim, nasıl, ne yapıyor, hayatı nasıl bakıyor onun da sembolik temsilcisi, ona liderlik eden kadın ya da erkek kimse o ya da şirketin içerisindeki bir pozisyonda da böyle. Benim kafamda bu sohbette biriktirdiğim şeyi yeni fark ettim ve öğrendim gerçekten. Hani daha evvelden ne derse hiç öyle düşünmemişim. Yani grubun temel kavramlarını liderde biriktirdiği hikaye bir şeyi ötekisi de net bir şekilde çok güzel tarif ettiğini düşünüyorum. Bu o insanlarla hem olarak oluşmuş bir bütünlüğü yönetebilme. Ama zaten. Gelme. Bak. Ama bunu içerse bir de şey de oluyor ne olur e, sözünü kestim affedersin. Yani liderlik yapabilmek için güç biriktirmek zorundasın. Gücü dengede tutmak zorundasın. Şimdi bir de hani böyle bir dış etkiler yani bunu bu kadar da dengede yürütemeyeceğin çok basit baskılar şey oluyor. Yani bak şunu düşün insan bedenen tek bir insan tek olarak nasıl hayatta kalıyor? Vücudumuzun içinde olan bir tane haberimiz yok. Her hücremizde saniyede 20 trilyon işlem yürüyormuş falan filan. Şimdi bunları tek tek mikro yönetimle yönetemeyeceğimiz aşikar yani. Bir karaciğerin işini yapmaya kalksak bin ömür yaşamak lazım. O da bir saati için. Dolayısıyla ne oluyor? Sistem zaten kendi kendine çalışıyor. Karaciğer hücresi, beyin hücresi, dalak hücresi herkes kendi insiyatifini almış. Sen yukarıdan hormon mormon gönderiyorsun, Onlara göre bir orkestra falan oluyorlar ama insan zihninin yaşamdaki bakışı, verdiği kararlar, alışkanlıkları, rutinleri, ritüelleri bütün bu sistemin çalışmasını uzun sürede şekillendiriyor ya. Aslında insan önce kendine liderlik ediyor. Bunu bir öğrenmesi lazım. Yani sistemin Bütününe hakim değil. Sistem hiçbir yerine hakim değil. Fakat anladıkça mesela ağrı geldiği zaman ona göre davranarak çok yedik baba bu kadar yemeyelim diye işte bir şey yaptığı zaman frene bastığı zaman aslında büyük bir sisteme liderlik ediyor. Şimdi bunu beceren insan zaten diyorlar ya bizim eskiler hani nefsiyle mücadeleyi kazanır adam her şeyle mücadeleyi kazanır. Doğru. Yani kendine doğru liderlik edemeyen bir insandan diğer insanlarla ilgili büyük performans beklememek lazım. Yani kendi yaşamını dönüştürememiş insan diğerlerine soyunmasın. Bu olmaz. Çünkü bu bir öz beceri. Yani bir insanda bir öz beceri. Mesela diğer insanlarla birlikte yapacağın birçok hamle öz kontrol gerektiriyor. Öz kontrolün beyinde yeri belli işte şu arada ortada bir yer. O, o freni gelişmemişse, daha önceden talim yapmamışsa kriz durumlarında çalıştıramıyorsun. Ve bu nerede çalışıyor? işte? senin kendi öz hayatında, öz disiplinin varsa, belli rutinlerin, ritüellerin varsa. Daha da önemlisi aileden almış olabilirsin. Bunları karar verip kendin geliştirebiliyorsan, kendin inat edip kendine yeni davranışlar koyabiliyorsan o zaman dünyayı peşinden zaten sürüklersin. Beden sistemine, yaşam sistemine liderlik edemeyen insanın diğer kısımlarda biraz menzili kısa kalıyor. Ben hep bunu görüyorum. Yani bir yerde lastik patlıyor yani anlatabildim mi? Ama burada bir küçük misal üzerinden hareket ettiğinde Sistem devam ediyor. Dün Instagram da herhalde bir 3 aydır ilk defa Instagram'ı açmış olabilirim. Löm diye karşıma, az açmanın faydaları bence. <laughs> Steve Jobs'un hiç görmediğim bir konuşması düştü. Daha önce hiç görmemiştim. 1984, daha gencecik. Diyor ki, bizim diyor neticede kafamızdaki şey bilgisayarı bir defter gibi bir şeyin içine koymak diyor. Bu kadar. Fakat diyor, şu anda teknik olarak mümkün değil. Çünkü öyle bir teknoloji yok. Biz ne yaptık diyor. Şu anda diyor bir küçük valiz kadar bir bilgisayar yaptık. Lisa diyor şu anda piyasada 10 bin dolara satıyoruz diyor. Yarın bir gün diyor bunu bir ayakkabı kutusu kadar boyuta getireceğiz. Çalışmaya devam edeceğiz. Bunu 5.000 bin dolara satacağız. Ama sonuçta biz o bilgisayarı teknoloji yeterince geliştiğindeki kaçınılmaz olarak gelecek. O defterin arasına sokup bin dolara satacağız diyor. 1984 abi. Şimdi bu adam hayatın mantarı olabilir bilmem ne olabilir ama konuşmadaki tona dikkat edersen adam orada zaten. Diyor ki ben bunu yapacağım. Dünyayı bekliyorum. Yani teknolojisi bir gelişsin. İnsanlara eziyet etmiş olabilir. Bilmem ne bunu böyle naksetme eğilimindeyiz. Hep böyle ya, o da bilmem ne yapmış da yok. Çocuğunu reddetmiş. Olabilir. Bunlar onun kişisel problemleri. Bizim o tarladan alacağımız ürün orada olmak. Zihnen orada olmak. Bu arada bedende bu çok çalışıyor. Bir yıl sonra şu kiloda, şu bilmem ne de olacağım diye hatta oldum diye not edersen günlük bir basit rutin geliştirsen, bir sene sonra gerçekten öyle oluyorsun. Kilo verme bilmem ne de en geçerli taktik budur. Bedene de ancak öyle liderlik edebilirsin. Dolayısıyla bu benim stratejimde çok kullandığım Her şey. anı liderlik yani aslında. Ya yaşamın kendisi diyelim. Öyle özel bir beyaz yakalıları yöneten abilere verilecek bir eğitim değil yani bu. Sence Türkiye'de öteki ülkelere oranla daha fazla Liderliğe yatkınlık var mıdır ee, yoksa bu bizim kendi aramızdaki küçük gazımız mı? Bence toplumun lidere yatkınlığı var. <laughs> güzel soru oldu tamam. tamam. Pause. <laughs> Bence yani öyle. <herhalde. gülüyor> tamam güzel.